Canlar, merhabalar. Ay dün var ya video o kadar problemli oldu ki. Biliyorsunuz izleyenler bilir gerçi dünkü videoyu. Gece dışarıya çıktık, geç saatlerde geldik. Eşimin kuzeni gelmiş akrabalarına eşiyle birlikte. Akçay'ı da izledi, gelin dedi. Öyle takıldık. Eve geldim, artık evde atmak zorunda kaldım kızlar. Dışarıda internette problem vardı. O yüzden atmıyordu. Eve gelir gelmez attım artık gece bayağı bir 2-2,5-3 civarı attım dünkü videoyu. Yani bugün onu da izleyebilirsiniz. Şimdi bugün akşama yine dün görüştüğümüz eşimin kuzeni Leyla ablalar gelecekler. Eşiyle birlikte bir de oğulları var. Zaten bugün normalde akşamda biz alışverişimizi yapacaktık kızlar. Market alışverişimizi toplu bir şekilde. O yüzden toplu alışverişimizi bugün değil de yarın yapacağız. Ama birçok eksiklerim vardı. Eksikleri aldım kızlar. Ne aldım? Tatlı kendim yapayım dedim ilk başta. Ondan sonra çünkü erken gelme ihtimalleri var. O yüzden tatlıyla uğraşmayayım dedim kızlar. Normalde hayatta ben misafirlerime hazır tatlı falan almam. Yani ister şerbetli olsun ister pasta türü bir şey olsun hep kendim yaparım. Ama bu seferlik böyle oldu. Çünkü biz onu eşi biliyormuş enişte. Edremit'i. Biz de Yakup gelmeden erkenden gelebiliriz arabayla dedi. Yani her an bile gelebilirler şu an bile. Yabancı değiller olsun gelsinler. Ben kalktım erkenden. Her zaman yaptığım rutin işlerimi yaptım. Evlerimi süpürdüm, sildim, banyo, tuvalet vesaire. Yaptım kızlar. Evlerimde bir sıkıntı yok. Bir mutfakta şurada dün yaptığım makarnanın tepsi makarnayı buzdolabına koydum. O tepsiyi falan yıkacağım. Şurada oğluma elma falan kestim. Onları toparlayacağım. Bunları yerleştireceğim. Tulum mu aldım kızlar? Baklava vardı. Sütlü Nuriye baklavası vardı. Çok gözüme taze gözükmedi ama tulumbalar gözüme çok taze gözüktü. Şöyle hatta bakacağım şimdi ne durumda diye. Tadına bakmadım ama çok bakar mısınız? Çok taze durmuyor mu? Şöyle bir tane. Kızlar mükemmel. Resmen fırından yeni çıkmış. İyi ki de yani almışım. Biliyorum ben bu işi anlıyorum. Şurada 3 tane ekmek kestirdim kızlar. Ya olur ya biz ekmek tüketmiyoruz ama adamlar yiyordur yani. Biraz abartmış olabilirim. Fırın tepsilerimi de yıkamıştım, ciflemiştim. Şöyle bir tane fındıklı çikolata aldım. Yani buzdolabına atmak için kızlar dedim ya oğlu var onun da hani küçük. Ya çok küçük değil için arkada da. Kaça gidiyor ya? Ortaokula mı ne gidiyor işte. Hani olur da canları sıkılırsa çikolata falan veririm dedim. Türk kahvesinin yanına kızlar kuş lokumu alacaktım. Ama A101'deki kuş lokumu 2,5 liraydı. Normalde BİM'de onlar 1,25 lira kızlar. Ben hep 1,25 alıyorum BİM'den. Aynı kutu, aynı lokum 2,25 lira yazıyordu. Almadım. Top çikolatalardan alacaktım. Onlardan da bu istediğin top çikolatalardan kalmamış. Onu da almadım o yüzden. Böyle hobinin çikolatalarını gördüm. Ben de kahvelerin yanına, Türk kahvesinin yanına birer tane bunlardan koymayı düşünüyorum. Yani bunlar da zaten hepsini toplu alışverişte alacaktım kızlar ama toplu alışverişimi yapmadan misafirim geldiği için tabii ki de buyursunlar gelsinler. Bunu Çınar Yusuf almış, parçalamış daha yemeden. Eticin. Şundan geçen bir tane aldım kızlar. Mesela diyet döneminde kaçamak yapmak istiyorsanız kesinlikle bunu yemelisiniz. Hem içinde çikolatalı var, çikolatam. Hem içinde çilek jölesi hem de keki süper kızlar yumuşak. Harika bu da. Ondan 2 tane aldım. Şöyle ezilmiş şu. Şöyle bir tane. Biz normalde evimize hayatta ve hayatta gazlı içecek girmez. Ama misafirimiz falan geldiğinde mecburen alıyoruz. Onu da abartmamak şartıyla alıyorum kızlar. Şöyle bir tane 1,5 litrelik portakal suyu aldım 7 günün. Yoğurdum var. Cüzdanım. Yoğurdum var ama sanki yani belki yeterli olmaz veya ev yoğurdu yemiyor olabilirler diye şöyle bir tane küçük yedek yoğurt aldım. Bir tane profiterol aldım. Bir, iki, üç, dört tane sanırım. İki, üç,
Dört tane baget var kızlar içinde. Niye dört tane aldım? Misafire dört baget yeter mi diyeceksiniz? Evet yeter. Çünkü şurada hemen çıkarayım sizlerin de göz önünde. Bunun içinde bir altı tane falan baget var kızlar. Sadece ek olması için aldım. Çünkü ikişer tane koymayı düşünüyorum. Bunları pirzola şeklinde açacağım. O şekilde koyacağım fırına. Fırında tavuk patates yapacağım kızlar. Şöyle servis peçetem de yoktu. Dediğim gibi toplu alışveriş yarın yapacağız. Ama çok acil ihtiyaçları aldım. Şöyle bir tane. Normalde A101'den hiç servis peçetesi almadım. Bunu ilk defa alıyorum. Çok büyük değil mi ya? Burada da oğluma bez aldım. Kızlar ben oğluma doğdu doğalı prima bez kullanıyorum. Ama şu an biz artık oğluma bez kullanmıyoruz gibi bir şey. Sadece geceden geceye yatmadan yatmaya kullanıyoruz. 30 lira da 30 da premeye vermeye kıyamıyorum yani şahsen. O yüzden geçen aylarda bunu denemiştim. Kızlar kesinlikle bir tane küçük boyları da var 3.75'e. Alın ve deneyin. Prima bezin resmen kopyasını yapmışlar. Hiçbir şekilde sızdırma yapmıyor. Bilmiyorum benim çocuğum da yapmadı. Ki Prima bile artık son zamanlarda sızdırıyordu. Bilmiyorum ben çok memnun kaldım. Zaten görünüşü her şeyi şu şekilde aynı yumuşaklığı. O hani Prima bezlerin aynısı kızlar. İçi dışı her şey aynı. Hani ben dedim bu kadar bir benzerlik olamaz. Kesin dedim bunda bir şey vardır. Ya sızdırır ya bir şey yapar ya patlama yapar. Hayır kızlar. Şöyle de göstereyim. Memnun kalmasam kullanmam. Şöyle bak burada bir tane kaldı bezim. Şu şekilde kızlar. Ekstra large'ı var. Ben 6 numarasını ekstra large'ını alıyorum. Kocaman bir bez kızlar. Bakın içi aynı prima gibi. Hiçbir farkı yok. Şu esneklikleri aynı prima. Ya aynı yani şuranın kuşuyla hayvanını bile aynı primaya benzetmişler. Şu noktalarını falan aynısını. Bence prima kadar da iş görüyor. Bunu da şöyle koydum. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Hemen biraz bir soluklanacağım. Sonra şunu da yerleştireceğim. Ondan sonra kızlar şunu hatta mikrodalgaya atayım. Şimdiden ondan sonra yemeklerimi yapmaya geçeceğim. Sizi de çok ayrıntılı çekemeyeceğim. Böyle parça pünçük çekmeye çalışacağım. Çünkü kamera bir yandan da çekmeye çalışınca sıkıntı oluyor kızlar. Bakar mısınız? Mesela şu an tek elimle ben bu tavuğu açamıyorum bile. Böyle misafirim de gelecek. En azından ana yemeğim fırına vereyim. Koyup fırına vereyim ki rahat olayım yani. Bir sepette çamaşır var. Islak balkona koydum. Onları asacağım daha. Kurusun. Öyle kızlar yani. Şimdilik böyle bakalım. Evet kızlar ben yemeğime başladım. Şimdi ben bildiğiniz o butlar var ya bagetler büyük büyük olanlar. Ben onları şu şekilde ayırıyorum kızlar böyle kemiklerinden ki daha güzel pişiyor çıtır çıtır oluyor. Ben bu şekilde yapıyorum. Siz tüm de kullanabilirsiniz. Şöyle bir sos hazırladım kendime. Zeytinyağı ve sıvı yağdan oluşan biber salçası kattım kızlar biraz içine ve kekik ve köri çok yoğun olmak şartıyla diğer baharatlardan da kattım. Ama kekik ve köri çok fazla kattım. Tuzunu kattım. Şimdi bunu bir güzel şöyle karıştırıyorum canlar. Tavuklarımı bunların içine bulayacağım. Ondan sonra şurada gördüğünüz fırın tepsime koyacağım. Kızlar, şöyle 2 adet kocaman patates kullanıyorum. Bir tane de soğan kullanıyorum. 3-4 diş de kızlar şu biraz önce gösterdiğim sos var ya o sostan biraz ayırdım içini sulandırdım. 3-4 diş de sarımsak onun içine doğradım. Unutmadan içine birazcık da tuz atayım. Tamamdır. Şimdi. Bu arada ben buzdolabının yerini yine aynı yerine koydum eski yerine. Değiştirdik. Kızlar mutfak karanlık gibi oldu camın önünde olduğu için ve zaten fırınla mikrodalgama bir yer çağrı arıyorduk. Bulduk. Ya şu işimi bir halledeyim de göstereceğim size. Yani içime sinmeyen bir şeyler olursa değiştiririm geri demiştim. Evet oldu. İçime sinmeyen bir şeyler oldu. Mutfağım karardı gibi oldu kızlar. Camın önüne koyunca dev gibi buzdolabının. Ve yemek yerken özellikle de
Karanlıkta bir yerde, kuytu bir yerde oturuyormuşuz gibi oldu. Ya tamam, yeri iyi oldu ama karanlık açısından, güneş açısından iyi olmadı kızlar. Sevmedim. Öyle düşündük. Eşim de bana bir fikir sundu. Dedi bak hani fırını indirip bindirmek çok zor oluyor. Sen hani fırında da çok yemek yapıyorum ben kızlar. Zor olduğu için bazen yapmak bile içimden gelmiyor. Fırınla mikrodalgaya çare bulduk. Tezgahım kocaman açıldı. Tezgahımın üstünden mikrodalga kalktı. Buzdolabımın üstündeydi. Fırınım kalktı. Onu indirip bindirme derdi artık sorunu yok. Buzdolabımın üstüne hatta şey koydum. Her zaman kullanmadığım büyük borcamlarımı, güvecimi ve neyse ben niye anlatıyorum ki, göstereceğim dedim değil mi biraz önce? Ay. Önceden canlı canlı anlatıyorum. Kızlar bu ana yemeğim olacak benim. Yani hani ilk defa benim evime gelecekler misafir olarak. Hani neyi sevip sevmediklerini bilmiyorum. Hani eti kızlar herkes yemiyor. Kırmızı etim de var. Allah'ıma şükürler olsun. Herkes yemiyor kızlar. Kavurmayı mı seviyor veya haşlamasını mı seviyor bilemiyorum. Ama tavuk hani göğsünü herkes yemez. Veya ne bileyim kanadını veya ciğeri. Köfte de olabilirdi aslında. Ama fırında yapmak istediğim için köfte bana çok zor olacaktı kızlar. İşte kızart, ayrıyetten ben kızarıp yapıyorum çünkü. Niye ben bu kadar telaş yaptım biliyor musunuz? Çünkü Leyla abla dün dedi ki biz erken gelebiliriz dedi. Yakup'un saatini beklemeyiz dedi. Hani Bilal abin dedi biliyor buraları. Biz de ararız seni erken gelebiliriz deyince ben o yüzden yani hani yabancı değiller. Birlikte de yemek hazırlayabiliriz ama en azından kızlar ana yemeğim hazır olsun. Olmaz yani. Kadın gelip de yemek hazırlatmam ben. Ana yemeğim hazır olduktan sonra zaten bir mercimek çorbası yapacağım. Şöyle parçalıyorum soğanları, üstlerine atacağım. Bir mercimek çorbası yapayım diyorum. Tavuk çorbasını yapacaktım şehriyeli tavuk suyuna. Annem dedi ki kızım dedi tavuk çorbasını herkes içer içmez bilemezsin dedi. En klasik dedi mercimek çorbası ilk defa geliyorlar çünkü evime. Mercimek çorbasını herkes içer dedi. Bence en güzeli mercimek çorbası yaptı. Bir de benim mercimek çorbam çok güzel oluyor. Diğer çorbalarım da güzel oluyor da. Canlarım benim, canlı yayın yapacağım ama işte ben bu hafta full temizlikle uğraşacağım. Camlarımı sileceğim. Girişeceğim artık yani bir yerlerden. Dolap düzeni, dolaplarımı tozdan alacağım, sileceğim. Her neyse şimdi şurada biberlerimi alayım, domates alayım. 2 tane domates yeterse 2 tane doğrayacağım. 3 tane yıkadım da. Aslında domates katmasan da olur da. Ne bileyim renk olsun. Lezzet olarak değişir. Bir takipçim yazmış ki seninle birlikte diyete başladım hiç daha kilo veremedim yazmış. Canım benim ben diyetisyen değilim bunu baştan beri söylüyorum. Yani benimle birlikte diyete başlarsanız şu kadar kilo verirsiniz diye bir sözde de bulunmadım hiç kimseye. Ben sadece sağlıklı besleneceğim dedim, dikkat edeceğim dedim. Dikkat ettiğim durumlarda dikkat ediyorum, kendimi frenlemeyi biliyorum. Ama çok çok canım tatlı isterse de tatlımı da çikolatamı da yiyorum dondurmamı da. Ben kendime eziyet etmiyorum diye önceki videolarımda çok güzel açıklamıştım. Onları izlerseler, ya izlerseniz görürsünüz zaten. Bazı kişiler sürekli yazıyor işte nasıl kilo verdim bilmem ne. Ben bir sene önce verdim. O 24 kiloyu kızlar daha önceki videolarımda var. Yani tekrar tekrar yorumlara yazamıyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Ya zaten 2 gündür attığınız yorumlara cevap bile veremiyorum doğru düzgün. Anneler günü piknik olsun. İşte dün akşam geceye kadar dışarıdaydık. Bugün misafir ağırlayacağım. Yani kızlar bekar değilim ben. Yani elimi kolumu sallayarak gezen bir insan değilim yani kafama göre.
üstümde büyük bir sorumluluk var yani. Eşimin sorumluluğu, çocuğumun sorumluluğu. O yüzden baksanıza yani çocuğumu uyuttum, markete gittim, ihtiyaçları aldım, sonra çocuğu uyuttum, getirdim. Bir yandan bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyorum. Ben bir de misafir kim olursa olsun isterse karşı komşum gelsin, ben biraz çok şeyim, tez canlı ve telaş yapıyorum kızlar. Yani rahat olamıyorum. Biraz telaşlı bir tipim yani. Şöyle biberleri de güzel güzel dizerim, değil mi? Göstereceğim size. Merak ediyorsunuzdur biliyorum. Ama göstereceğim. Son halini merak ettirmeyeceğim. Size şöyle yapacağım. Vallahi bilmiyorum artık. Ya Leyla ablayı bildiğim kadarıyla tavuk seviyor. O gün çünkü köye geldiklerinde biz tavuk falan yapmıştık mangalda. Yedi herhalde hatırladığıma göre. Ama kocası seviyor mu eşi? Bilal abi seviyor mu? Oğlu seviyor mu? Oğlu zaten çok böyle pipiritli bir şey. Bilmiyorum artık. Yapacak bir şey yok. Ne pişirdiysek. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Bu şekilde diyoruz. Ben bir durdurayım, çok uzamasın yine video. Şu şekilde yaptım. Umarım bir şey unutmamışımdır diye düşünüyorum. Sadece tavukları bu güzel sosladım. Şimdi o sosundan ayırdım ve sulandırdım. Sarımsak, tuz attım. Sosu şu şekilde. Şöyle biraz daha katabiliriz aslında. Şuraya bakın. Çok da sulu yapmak istemiyorum. Sevmiyorum ben çok sulu. Tamamdır bence. Ya Allah, Bismillah diyelim. Şu güzel yemeğimizi. Fırınımıza verelim. Nasıl olmuş? İyi mi? Böyle beyaz sehpa koydum. Üstüne fırınımı koydum. Fırınımın üstüne mikrodalga. İkisinin arasına da bir tahta parçası vardı. Kalın, şöyle şu kalınlıkta. Kare. Kesilmiş. Eşim önceden atölyede çalışıyordu. Onlardan kalma. O kahverengi iğrenç gözüktüğü için onun dışını da beyaz bir şey, bez parçasını güzel geçirdim kızlar. Kalıp gibi bantladım. Böyle beyaz gözüküyor. Hiç gözükmüyor bile. Her neyse, çok konuşmuyorum. Sizlerin de gözü önünde yemeğimi, ay çok ağır, en büyük borcamımı verdim. Şöyle kızlar, ortalık koymuyorum. Çünkü borcamın altının pişmesini daha zor oluyor. Şu şekilde alt kısmı daha çok koydum. Kapatalım. Dakikasını çok önemsemiyorum. Ben genelde kontrol ediyorum çünkü yemeklerimi. Şöyle 40 dakika diyelim mesela. 180'de vereceğim. Sonlara doğru da 220'ye belki çıkartabilirim. Şöyle alt üstü ayarladım. Böyle verdim. Her defasında söylüyorum. Şunu da kendim ördüm ben. Şöyle doluyorum. Şu şekilde ikili. Öyle süs olsun diyorum işte kızlar. Yani fırın tepsisi falan almıyorum bundan. Ah. Buzdolabım eski yerinde. Şu şekilde masam yine aynı, halım aynı. Buzdolabımın üstünde düdüklü tencerimi ve arka tarafta böyle süs meyvelik borcamlarım var. Çok yer kaplıyordu onlar. Onları oraya koydum. Güvecimi ve düdüklü tenceremi koydum. Bunların içini düzenledim. Saklama kaplarımı buraya koydum. Robotların falan içlerini sildim buranın. Bir de sadece şu 3 rafı, bu dolabı temizledim kızlar. Biraz yer değişikliği yaptım. Dolaplarım mükemmel derecede açıldı. Ay. Şu düdüklüğü falan, o borcamları çıkarınca bayağı açıldı. Hatta şu orta yerde olan yeni aldığım tencereleri falan da buraya koydum. Bu şekilde oldu. Dolaplarımı falan bir temizleyeyim de yine değişiklikler yaparım belki. En son size bir dolap düzeni falan çekeceğim. Kızlar, daha çekeceğimiz çok şeyler var bizim. Allah sağlık versin yeter ki. Önümüzde daha çok günlerimiz var. Fırına verdim güzel yemeğimi. Allah'ım yüzümü kara çıkartmasın ya Rabbim. İnşallah her zaman nasıl güzel oluyorsa bu sefer de güzel olur. Hatta iki katı daha güzel olur. Ben şunları falan elimde yıkayacağım. Şu sarımsağı yerime koyayım. Patates, soğanlığımı buraya koydum kızlar.
Buradaki kuru biberleri falan kaldırdım. Bu arada benim şöyle bir makasım var. Genelde kamera karşısında şuradan bir makasımı alayım falan diyorum. Nereden alıyor acaba bu kız diye merak edenler için gösteriyorum. Şöyle eczaneden hediye gelmişti. Herhangi bir yere yapıştırabiliyorsunuz. Ben de buzdolabına yapıştırmayı tercih ettim. Şöyle kızlar makasım, mutfak makası olarak kullanıyorum. Burada da işte pizzacılar, pizzacılar. Ay şunu daha İzmir'den almıştım. Çok tatlı. İyi ki de almışım. Evet, biraz mola vereceğim. Şunlar fazla geldi. Geri koyarım. Sonra şuralara hemen temizliği vereceğim. Bulaşıkları yıkayacağım. Ondan sonra diyorum ki mercimek çorbamı koyayım. O da pişsin. En sona pilavım kalsın. Ve semizotu salatası yapacağım. Yoğurtlu. Onu da yapayım. Onu da dolaba koyacağım. Hazır dursun kızlar. Tatlımı zaten aldım. Onlar yabancı değiller. Geldikten sonra da sofrayı kurarız. Zaten buraya mutfağı kuracağım. Hiç salona sofrayı nasıl taşıyacağım? Çünkü gelmek gitmek sıkıntı oluyor bir. Bir de Çınar Sofra orada mümkünatı yok. Yemek yedirmez bizi. Yani karıştırır her yeri. Ben de onu takip edeceğim diye. Dur yapma etme derken yemeğimi yiyemem. Hem de buradan servis daha kolay olur. Sonuçta yabancı değiller yani akrabalarımız. Şimdilik öpüyorum ben şu balkonda. 2 dakika bir soluklanayım bakalım. Ondan sonra da şuraları halledeyim. Kızlar şöyle geçen pazardan aldığım semizotları aynen yeni alınmış gibi böyle taptaze duruyorlar. Leyla'lılara nasipmiş. Hemen onların çok köklerini almayacağım. Çünkü köklerini ben normalde yiyorum ama yani şu köklerini yiyorum normalde seviyorum doğruyum ama hani belki onlar yemiyorlardır. O yüzden şöyle yapraklarını sıyırmaya dikkat edeceğim. Şu şekilde. Ben bunları bir ayıklayayım. Kızlar. Semizotlarımın sağlam yerlerini ayıkladım. Hiçbir şey olmamış ama bazı yerler yumuşamış. Ben de o kısımlarını almadım. Bunları yıkayacağım. Üzerime de şöyle gri biliyorsunuz ya. Eşofman tayt arasında bir şey. Çok rahat oluyor. Üzerime de rahat tiril tiril bir gömlek giydim. Niye buna girdim? Terlemeyeyim. Çünkü hareket halinde olacak. O yüzden. Öyle kızlar ben şunları bir yıkayayım bakalım. Sonra yoğurunu falan hazırlayacağım. Bunu göstermeye gerek yok yapılışını. Daha önceki videomda vardı. Bir de yüzümü göstereyim dedim. Evet canlarım. Şöyle. Geçen yaptığım gibi aynı semizotu salatamı da yaptım. Çok fazla olmadı zaten. Onu da yoğurtladım. Sarımsak kattım, tuz kattım. Güzel karıştırdım. Onu da buzdolabıma kaldırdım. Normal yeşil salata yapacağım. Domates, salatalık, soğan, maruldan oluşan yeşil salata yapacağım ama ona en son yapacağım. Bakalım fırındaki ne durumda? Şöyle birlikte bakalım mı? Açıyorum. Açıyorum. Açıyorum da açtım. Ay sanki mucizeler yarattım. Şuradan tutalım değil mi şöyle. Vallahi güzel görünüyor. Ama bence daha henüz patatesler ve tavuklar da pişmiş gibi de. Ben bunun üst kısmını biraz kapatayım. Alttan biraz pişirsin bu. Çikolata. Yedin ya oğlum çikolatanı. Ablalara selam ver gel. Kim gelecek bize bugün? Misafir mi gelecek? Bizim evimize misafir geleceği için benim oğlum hiç dağıtmıyor evleri kızlar. Evet dağıtmıyor. Hiç oyuncaklarını dağıtmıyor. Annesini üzmüyor. Annesini meşgul etmiyor. Değil mi? Evet. Sadece annesi de boğuyor. Oğlum yapma. Komik değil Çınar Yusuf. Kızlar sadece alt kısmını açacağım. Ya oğlum durur musun? Yok durmayacağım. Çünkü üstteki biberler çok fazla yansın istemiyorum. Biraz alttan şöyle versin ısıyı pişirsin. Ay yoruldum. Semizot salatasını yaptım. Şimdi mercimek çorbası yapacağım. Bakar mısınız tere? Daha dişlerimi fırçalayacağım. Elimi yüzüme çeki düzen vereceğim.
Makyaj falan yapmayacağım. Tabii saçlarımı da ellemeyeceğim. Bu şekilde duracak derli toplu. Kıl falan düşmesin. Balkonda da oturulacak şekilde. Kızlar çok sıcak ya. Baksanıza. Ha, çiçeklerimi sulamadım. Hadi çiçekleri sulayalım. Şöyle çevireyim. Kızlar şunlar çileklerim. Hafiften sulayalım. Çok akşama kadar benim balkonum maşallah güneş gördüğü için kuruyuveriyor hemen toprakları. Fırınımın dakikası doldu. Şurada limon diye ümit ediyorum ama şöyle iki tane çıkmış. Vallahi limon mudur, ot mudur bilemiyorum. Geçen çıkmıştı, ben onu bayağı uzun zaman limon diye hayal kurdum. Limon değilmiş, o otmuş. Bu farklı, şu dakika durdu da. Açalım şunu. Ay. Şimdi da çiçekleri sulayacağım da çiçeklerden hiç memnun kalmadım. Bu hafta alabilirsem fide alacağım. Yani şöyle çiçekler çiçek açıyor ama hemen kuruyorlar. Ben güneşi seven çiçek alacağım. Akşam bu balkonda gece yarısına kadar bol muhabbet, gıybet, çaylar, kahveler, keyifler olacak inşallah. Dün doyamadık vallahi muhabbete. Artık kalkacağız yani. Kalkmayacaktık da onların oğlanın çok uykusu geldi. Benimki tabii beşiğe yatırınca uyudu. Beşiğe diyorum, bebek arabasında. O da hadi anne, hadi baba, gidelim 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 diyor. Yapacak bir şey yok. Çocuk artık oturduğu yerde uyumaya başladı. Ayrıldık da zaten 12 miydi neydi saat yani. O yüzden lavabonun pisliğini de size göstermeyeyim. Yani pisliği dediğimde semizotu yaprakları işte. Sarımsak kabuklarıyla. Semizotu yaprakları. Şurada bulaşıklarım var. Onu da yıkayacağım. Şu tezgahı, bu çiftliği vereceğim en son bir daha. Herhalde bugün üçüncü çift dedim bu tezgahı. Psikolojik mi? Fırında yemeğim piştikten sonra fırından hiç çıkarmayacağım kızlar. Fırının içinde beklemeye devam edecek. Nasıl kızlar? Güzel olmuş mu burası? Yani böyle fırın, mikrodalga üst üste. Ha bu arada burada benim dolabımı ben nereye kaldırdım biliyor musunuz? Yer bulamadım koyacak. Onu buraya kaldırdım. Onu göstereyim size. Işığı yakayım da. Bu arada bilgisayarım müşteri çıktı diyordum. O kadar ümitlendirdi bizi bilgisayarın içini falan. Hep hard diske boşalttık. Gerçi zaten boşaltmamız gerekiyordu da. Adam vazgeçmiş almaktan. Şöyle kızlar, şurası tuvalet kapım, buramda salon kapısı. Bu kapının bu arasında böyle bir boşluk var. Buraya böyle çapraz bir şekilde koyduğum dolabım. Bence gayet güzel oldu ya. Ben beğendim. Şu bilgisayar masası da inşallah Allah'ın izniyle bilgisayar masası toptan hepsi satılır giderse buram boş kalacak. Daha böyle sade olacak. Boş kalırsa buraya hiçbir şekilde bir şey koymayacağım zaten. Çiçeğimi de şuraya koydum. Her yerim temiz, derli, toplu. Banyomu falan her zamanki gibi. Oğlum. Bebeğim. Aa, annesini hiç sevmiyor bu çocuk. Seviyorum. Niye o zaman annene bağırıyorsun oğlum? Neden üzüyorsun beni? İşte şu sehpa takımının büyük sehpasını bak. Şeye koydum şurada. Mamam düşmüş. Sinir oldum şu an, mamam düşmüş. Bunu bir yandan balkona koyup yakalım diye düşünüyorum da bir yandan da kıyamıyorum, toz içinde kalır. Çünkü şu pufumla birlikte takım. O sehpanın büyük kısmını aldım, mutfağa kullanıyorum işte. Bu şekilde kızlar. İşte güvecim de şunların ikisinin ortasındaydı. Buzdolabının üstüne aldım.
Boşalınca kapıyı kapatıyorum oğlum. Fırın kokusu içeriye girmesin, yemek kokusu. Neredesin? Ya gir ya çık buraya. Girmek istiyorsan gir, çıkmak istiyorsan da çık. Kapıyı örtüyorum şöyle. Gir o zaman. Ay. Kızlar mercimek çorbası yapmaktan vazgeçtim. Şu şekilde dondurulmuş da dondurucu nohutum ve buğdayım vardı. Diş buğdayı var ya ondan. Onları kaynatıyorum. Burada unumla yoğurdumu çırptım. İçine katacağım. Güzel bir, yani yoğurt çorbası, tarhana çorbası tarzı bir şey olacak. Öyle kızlar. Evet kızlar, bugünlük de bu kadar. Fırında yemeğim pişti. Kapattım. İçinde bekliyor. Çorbamı da şöyle kaynadı. Bir tık zaten içinde nohut da pişmiş. Diş buğdayı da pişmiş. Kapattım. Şimdi hemen bunu la terbiye edeceğim. Ondan sonra üstüne işte yağ, nane falan kızartıp koyacağım. Pilavım var ve salatam var. Hemen pilavı koyacağım biraz sonra. Eşim de almaya gitti. Bulamamışlar evi. Çarşının oradalarmış. Eşim almaya gitti şimdi onları. Öyle kızlar. Bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Benimle kalın. Eğer videomu yeni rastladıysanız beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz.